Anne bir anda çok daha büyük olan Grant Ceylan'ını görüp bir kumar oynuyor. Tek yapması gereken onu düşürüp öldürücü ısırığı uygulamak. Ama bu Ceylan Çita Dövüş Kulübü kurallarına riayet edip sakince yola gelmiyor. Ceylan onun iki katından daha ağır. O yüzden yavrular yardıma geliyor. Ödülün kaçmasına izin veremezler. Ama yine de düşmüyor. Ve bir anda Ceylan durumu tersine çeviriyor. Aniden başını çevirip Çita'yı doğrudan ölümcül silahının ateş hattına sokuyor. 75 santimetrelik boynuzlar. Anne ölümcül dikenlerin arasında kalmaya çalışıyor. Güçlü Ceylan ise onu toprağa doğru itiyor. Ama sonra felaket. Ceylan'ın mızrağa benzer boynuzu gövdesine saplanıyor. Postunu ve kasını deliyor. Mide, karaciğer ve mesane gibi hayati organların bulunduğu bölgeye kadar giriyor. Ceylan'ın savunma silahları onu kurtardı. Ama büyük kedi kötü yaralandı. Ve av peşinde koşamayan bir çita ölmüş demektir. Hiddetli savaş bu kedi ailesinin ölüm emrini ilan ediyor. Bu iki yavru annelerinin koruması olmazsa avcıyla koşarken birdenbire avlanan olarak koşana dönüşecektir.